Dünya yaratıldığından beri insanoğlu birçok sorunun cevabını arıyor. Kafamıza takılan soruların çoğu günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız şeylerden oluşuyor. Örneğin köpek balığı kan kokusu alırsa ne olur veya yere düşen bir şeyi yiyebilir miyiz gibi sorular gerçekten oldukça merak uyandırıcı. Çok sevdiğimiz meraklı sorular ve cevapları serimize devam ediyoruz. Bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Elektrik tellerine konan kuşları neden elektrik çarpmaz? İnsanları öldürecek derecede güçlü olan bu elektrik telleri neden insanlara çarpıyor da kuşlara hiçbir şey yapmıyor? Birçok elektrikçi bu elektrik tellerindeki akım yüzünden hayatlarından olmuştur. Elektrik çarpmasının gerçekleşmesi için canlının üzerinden akım geçmesi gerekmektedir. Akımın oluşması için enerjinin bir yerden diğer yere akması gerekir. Enerji iletim hatlarına konan kuşlar sadece enerjinin geçtiği kablolara konarlar. Eğer kuşların bacakları uzun olsaydı ve bir bacağını kabloya, diğer bacağını direğe koysalardı kesinlikle çarpılırlardı. Bu da üzerinde yüksek akımın olduğunu gösterir. Bilindiği gibi elektrik artı ve eksi kutuplarında oluşur. Bu akımlar arası bağlantı sağlandığı zaman akım tamamlanır. Bundan dolayı elektrik çarpılması meydana gelecektir. Kuşlar tek tele konarlar. Ya artı ya da eksi tele konarlar. Bunun için akım gerçekleşmez ve kuşlara elektrik çarpmaz. Keçiler çok ciddi yamaçlara nasıl tırmanabiliyor? Keçiler özellikle dağ keçileri sarp ve dik yamaçlarda yaşayıp besinlerini bu bölgelerden karşılayan hayvanlar. Zayıf ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyorlar. Ama aslında bu kabiliyetlerini öncelikli olarak çatal şeklindeki yarık toynaklarına borçlular. Ayaklarının tabanları da yumuşak ve yastıklı olduğundan tırmanırken toynaklarıyla çekiş gücü sağlıyorlar. Kısa bacaklar ve güçlü ön ayaklar da bu beceride önemli bir role sahip. Ayrıca zamanla asıl işlevini yitirmiş olan ve kör parmak denilen parmakları var. Ve bunlar hala öylesine güçlü ki tırmanışları esnasında ondan da faydalanmayı ihmal etmiyorlar. Köpek balığı kan kokusu alırsa ne olur? Köpek balıklarının diğer canlılara üstünlük sağlayan özelliği ise duyu organları. Koku alma ve işitme duyuları iyi gelişmiş olan köpek balıkları kan kokusunu 3 km uzaktan alabilir. Çok küçük sesleri duyabilir ve geldiği yönü tayin edebilir. Oysa insan su altında sesi duyar ama geldiği yönü tayin edemez. Görme duyuları pek gelişmemiştir. Zaten genelde derin sularda yaşadıkları için görme duyularını pek kullanmaz. Vücutlarının yan tarafında bir çizgi şeklinde bulunan ve yanal organ denen bu duyu organlarıyla manyetik alanları algılayabilir, yön tayini yapabilir. Özellikle bulanık suda ya da yaralı bir balığın çıkardığı titreşimleri saptayabilirler. Köpek balıkları ile ilgili bir belgeselde dalgıçlar kan ve ufak balıkları denize attılar ve suyun içinde bir müddet bekledikten sonra gerçekten de köpek balıklarının geldiğini gördüler. Ancak bir damla insan kanını bile hissedebilirler bilgisi tamamen efsane. Bunu kafamıza koyan ise şüphesiz izlediğimiz filmler oluyor. İnsan kanı ile yapılan bazı denemelerde köpek balığının çok geç geldiği görülüyor. Bu da diğer kan ve avların köpek balıkları için daha lezzetli olduğunu gösteriyor. Yine de kan olmazsa bile bir köpek balığı insana saldırı yapabilir. O yüzden bu tehlikeli avcıların bulunduğu denizlerde kesinlikle yüzmemenizi tavsiye ederiz. Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz? Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre dünya üzerindeki hiçbir insan gözleri kapalıyken düz ve hat üstünde yürüyemiyor. Ne kadar denge konusunda yetenekli bir insan olursanız olun, gözleriniz kapalı düz bir çizgide devam ettiğiniz yolculuğunuz mutlaka çizginin dışına taşıyacaktır. Bilim insanlarının bu konuda yaptığı çalışmaların net olarak ortaya koyduğu üzere yardımcı bir referans olmaksızın düz bir çizgide yürümek imkansızla eşdeğerdir. Çoğu insanın bunu başarabildiğini sanmasına karşın yaptıkları şey ufak yarım daireler çizerek yoluna devam etmektir. Araştırmacıların savına göre bu durumun temel sebebi attığımız her bir adımda herhangi bir referans tarafından yönlendirilmeyen vücudumuzun düz algısı konusunda sapmalar yaşamasıdır. Henüz bu sapmanın fizyolojik karşılığı tam anlamıyla tespit edilememiş olsa da günlük hayatta bize oldukça basit gelen düz bir hat üstünde yürümek, vücudumuzun denge ve mekansal algı sistemlerini yöneten vestibüler sistem ve vücut uzuvlarımızın pozisyonunu kavramamıza yarayan proprioseptif sistemin koordine bir şekilde çalışması sonucu sürekli olarak alınan bilgilerin güncellenmesiyle gerçekleşiyor. Bu iki yönetim merkezi arasındaki iletişimsizlik de biz istesek de istemesek de yolumuzu ufak sapmalara sebep oluyor. Herhangi bir görsel ipucu alamayan beynimiz ise iç kulak tarafından yanıltılarak kendini düz bir çizgide yürüyor varsayıyor. Resimdeki gözler neden bizi takip eder?
Çizilen resimler bizi nasıl takip ediyor? Mona Lisa tablosu için hep şöyle derler. Nereden bakarsan bak, gözleri hep sana bakıyormuş gibi oluyor. Peki ama bunun nedeni nedir? Ressamlar perspektif tekniğini keşfedene kadar nesnelerin birbirlerine uzaklıklarını yansıtmak için yükseklik ve genişlikten faydalanıyordu. Bu teknik eski Mısır döneminde de sıkça kullanılıyordu. Ancak perspektif tekniği kullanılmaya başlandıktan sonra resimlere derinlik verme tekniği de gelişti. Rayların uzayıp gittiğini göstermek için tek bir noktada birleşiyor gibi birbirlerine yaklaştırarak çizmek de bunların bir örneği. Resimde derinliği sağlayan temel bileşenler ışık ve gölgedir. Resimde bir ışık kaynağı varsa daha karanlık olan nesnelerin ışıktan daha uzak olduğunu gözlemleriz. Ressamlar perspektifle birlikte ışık ve gölge oyunlarını kullanarak resimlerin sanki gerçekmiş gibi görünmesini sağlar. Aslında üzerine resim yapılan yüzey iki boyutludur. Diğer bir deyişle üç boyutlu dünya iki boyutlu bir kağıda aktarılır. Bu yapılırken optik bir yanılsama yaratılır. Resim üzerinde kullanılan ışık, gölge ve perspektif sabittir. Yani ressam doğrudan karşıya bakan birini çizdiğinde siz hangi açıdan bakarsanız bakın resimdeki kişiyi tam karşınızda görürsünüz. Eğer bir arkadaşınızı sabit bir şekilde tam karşıya bakarken farklı açılardan gözlemlerseniz size baktığını göremeyeceksiniz. Yani aslında resimlerdeki olay siz konumunuzu değiştirdikçe perspektif, ışık ve gölgenin de değişmesidir. 5 saniye kuralı. Yere düşen bir şeyi yiyebilir miyiz? Halk arasında kulaktan kulağa yayılıp tabiri caizse bir mite dönüşen 5 saniye kuralını bilirsiniz. Kimisi der ki yere düşürdüğünüz yiyeceği 5 saniye içinde alırsak kirlenmemiş olur, afiyetle yiyebiliriz. Kimisi de bunu duymaya bile katlanamaz. Yere düştüyse gidebileceği tek yer çöp kutusudur. Peki bilim bu konuda ne diyor? Yere düşen yiyeceği saniyeler içinde aldıysak günün rahatlığıyla tüketebilir miyiz? Neyse ki bir grup bilim insanı bizleri rahatlatabilmek için değerli zamanlarının bir kısmını ayırıp bu soruyu cevaplamış. Bir yiyeceğin yerle temas ettikten sonraki 5 saniye içinde tüketilebilecek durumda olması, yerin ne kadar kirli olduğu ve kiri oluşturan bakterilerin ne kadar sürede yiyeceğe nüfuz edebileceği ile alakalı. 2007 senesinde Clemson Üniversitesi'nde konuyla ilgili bir başka çalışma yapılmış. Çalışmanın sonuçları oldukça çarpıcı bir bulguyu ortaya koymuş. Bilim insanları yiyeceğin yerde kaldığı sürenin yiyeceğe geçen bakteri miktarında etkili olmadığını gözlemlemiş. Yani yiyeceğin 5 saniye ya da 1 dakika boyunca yerde kalması yiyeceğe geçen bakteri miktarında bunca zaman boyunca inanıldığı gibi etkili olmamış. Çalışmanın sonucunda süreden ziyade yiyeceğin düştüğü yerdeki toplam bakteri miktarının düşen yiyeceğin yenilebilir olup olmamasını belirlediği gözlemlenmiş. Buna ek olarak yiyeceğin düştüğü zeminin yapısının da oldukça önemli olduğunu ortaya koymuş. Örneğin tahta ya da kalebodurdansa hallara düşen yiyeceklere bakteri geçişinin daha az olduğu gözlemlenmiş. Araştırma kapsamında aynı miktarda bakteri bırakılan halı, tahta ve kalebodur yüzeyler arasında halıdan yiyeceğe geçen bakteri miktarı %1 iken diğer iki zeminde bu oran %48 ile 71 olmuş. Popular Science'da yer alan bilgiye göre bir yüzeyde milyonlarca bakteri olduğunu düşündüğümüzde bunun %0.1'i bile sizi hasta etmeye yeter. Kaldı ki bazı bakteri türlerinin oldukça kuvvetli olduğunu düşünürsek yediğimiz şey yüzünden rahatsızlık hissetmek için bundan çok daha azı bile yeterli olabilir. Yani araştırma sonuçları da sağduyuda bizleri yiyeceklerimizi olabildiğince temiz tutmamızı işaret ediyor. Kuşlar uçarken uyuyabilir mi? Pek çok gözlem ve bulgu her şeyden önce de canlılar dünyasında çok yaygın oluşu uykunun beyinde önemli işlevleri olduğuna işaret ediyor. Görünüşe göre tüm hayvanlar bir süre bilinçsiz ve tepkisiz halde olmanın getirdiği büyük risklere rağmen uyuyor. Bazı canlılar yaşam düzenlerinde uykuya yer verebilmek için sıra dışı özellikler bile geliştirmiş. Uykusuzluk performansı olumsuz etkilediği için bu kuşların uçuş sırasında da uyudukları ve büyük olasılıkla onların da beyinlerinin bir yarı küresiyle uyudukları varsayılıyor. Kuşların havadayken beyinlerinin bir yarısı uyku durumunda, diğer yarısı ise uyanık durumdayken uyku ihtiyaçlarını karşılayabildikleri düşünülüyordu. Yapılan son çalışmalarda kuşların uçarken beyinlerinin sadece bir yarısının ya da her iki yarısının uyku halinde olabileceği anlaşıldı. Beynin bir yarısının uykuda, diğer yarısının uyanık olduğu durumda kuşların bir gözü de açık oluyor. Açık olan gözden gelen veriler beynin uyanık olan yarısı tarafından değerlendiriliyor. Böylece kuşlar çevrelerindeki potansiyel tehlikelerden haberdar olabiliyor. Kuşların havada uyurken beyinlerinin her iki yarısının da uyku halinde olması çok kısa sürüyor. REM uykusuna gelince bu uyku modu kasları geçici süre felç ettiğinden kuşlar ancak bir iki saniye süreyle REM uykusuna dalmışlar ve bu sırada kafalarının aşağı düştüğü belirlenmiş. Bir başka ilginç bulgu da yerdeyken 12 saatten fazla uyuyan bu kuşların uçuş halindeki uyku sürelerinin 24 saat içinde toplam 42 dakikayı geçmemesi. Güneşe baktığımızda neden hapşırırız? İnsanların yaklaşık dörtte biri güneşe ya da parlak ışığa baktığında hapşırır.
ve bu olay genellikle karanlık bir ortamdan çıkıp yoğun ve parlak ışığa maruz kalındığında ortaya çıkar. Hapşırma, kaşıntı ve tahrişe neden olan yabancı maddelerin burundan uzaklaştırılmasını sağlar. Kaşınma ve tahriş ise yüzdeki duyusal algılanmadan ve kasların motor kontrolünden sorumlu olan trigeminal sinirler tarafından algılanır. Trigeminal sinirlerden gelen sinyaller beynin ilgili bölgesi tarafından algılandıktan sonra buruna tahrişe neden olan yabancı maddeleri uzaklaştırılması için bir sıvı salgılanması, kaslara da derin bir nefes alınması ve alınan nefesin çok hızlı bir şekilde dışarı verilmesi için talimat gönderilir. Hapşırma bir reflekstir. Yani düşünmeksizin kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Göze ne kadar ışık girdiğini kontrol eden göz bebeğinizin büyüyüp küçülmesi de bu şekilde gerçekleşir. Parlak bir ışık göze geldiğinde görme sinirleri tarafından algılanır ve oluşan sinyaller beyne taşınır. Beynin parlak ışığın göze zarar vermesini önlemek için göz bebeğine küçülmesini söyleyen bir mesaj gönderir. Güneş ışığının neden hapşırmaya yol açtığıyla ilgili farklı kuramlar öneriliyor. İnsanların görme sinirlerinde yoğun ışık nedeniyle ortaya çıkan uyarılmanın trigeminal sinirlerin de etkileşmesine neden olduğu düşünülüyor. İkinci görüşe göre otonom sinir sistemindeki birbirlerine yakın sinir liflerinden birinin uyarılması diğer sinir lifinin de uyarılmasına neden oluyor. Yani görme sinirlerinden alınan sinyallerin beyne taşınırken hapşırmaya neden olan sinyalleri taşıyan sinir hücrelerinin de etkileşmesine neden olabileceği düşünülüyor. Güneş ışığının hapşırmaya neden olmasının genetik temeli aydınlatılmamış olsa da araştırmalar bu durumun ebeveynlerden birinde görülmesi durumunda çocukta da %50 ihtimalle görülebileceğini gösteriyor.